Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patron alım satımlarını inceliyor olacağız. Bu sadece şirketin patronları tarafından alım satım olması zorunluluğu yoktur. Yönetim kurulundan olabilir, işte satış yöneticileri tarafından olabilir vesaire gibi ama şirketin içerisinden olan kişilerin veya yatırımcılar tarafından alınıp satılan hisseleri inceliyor olacağız. Aynı zamanda sağ tarafta TradingView ekranlarım açık olacak. Her incelediğimiz hisseyi gidip TradingView ekranlarından da inceliyor olacağız. İlk burada inceleyeceğiz Gemsi ise Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ben şöyle önce bir grafiği göstergelerimi kaldırayım. Birkaç tane gösterge ekleyip geleceğim. Onların üzerinden inceleyebiliyor olacağız. Şimdi kısa vadeli alım satımlarımı kontrol edebilmek için Wave Trend Osilatörün para girişi için göreceli güç endeksim, daha uzun vade için Directional Movement Index ve bir de üstel hareketli ortalamam var. Şimdi bunlarla alım satımların hisseye ne kadar etkisi olabileceğini inceleyeceğiz. 4 saatlik periyotta olduğumuzda lütfen unutmayın. Hemen gelelim Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını şöyle bir açalım. Sırayla gideceğiz bugün gelen bildirimlerde. Yasemin Cansun Tuncer'in hisse satış yetkilisi olduğunu görüyoruz. Hemen hissemize baktığımızda Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı aşağı tarafındayız. Şöyle aşağı geliyorum. %45.78 olan payları 45.75'e indirdiğini ve satış yönlü bir baskın hakim olduğunu görüyoruz. Fakat aşağıdan baktığımızda hafif bir para girişi olduğunu, Wave Trend Osülatörünün al konumunda olduğunu ve üst elin üzerine geçebilme durumunu söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani 43 lira 50 kuruşlar diyelim ee, yukarı yönde tamamlanırsa alım yönde bir sinyal olabilir ama şu an hareketli ortalama bizi bu konuda tutuyor. Hemen bir sonraki hisseyle devam ediyorum. Aynı zamanda hisseleri yorumlamış şu oluyoruz. Şöyle gelelim. Akven Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında %40.83 olan payların %36.26'ya düştüğünü görüyoruz. Hemen açalım grafiğini. Baktığımız zaman şu an için bir satış baskısının içerisinde bulunduğumuzu görebiliyoruz. Hareketli ortalamanın altındayız. Wave Trend sat konumu vermiş. Ciddi de bir para çıkışı olmuş. Ha şu an yeni yeni buraları belki bir destek noktası olarak görüp tekrar para girişiyle bir ala dönebilir mi? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şu anda sat yönünde baskın olduğumuzu söyleyebiliriz. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geldiğimizde ise %30.7 olan payların %23.7'ye düştüğünü görüyoruz. Hemen bakalım yine incelemesini sağlayalım. Bunlar tabi çok ciddi çıkışlar yani %7'lik bir satış olduğu için muhtemelen satış baskısı yönünde olduğumuzu tahmin ediyorum. Diyecektim ki zaten satış baskısı yönünde olduğumuzu görüyoruz. Wave Trend osilatörüne göre baktığımızda şöyle tepelerde 6-6.5 liralar seviyesinden bir satış başlıyor. Ta hisseyi 4.5 liralar seviyesine kadar indiriyor. Çok ciddi bir para çıkışı olduğunu Direction Movement Index'in hızla sata geçtiği geçtiğini Wave Trend'in olduğunu görüyoruz. Şu an için hissede e, iş açıcı herhangi bir durum söz konusu değil. Hemen devam ediyorum burada. Ata Portföy tarafında bir bildirim olduğunu görebiliyoruz. Ata Portföy tarafındaki bildirime şöyle baktığımızda Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aşe paylarımız %7.44 sınırına ulaşmıştır diyor. 7.02'den 7.44'e ilerlediğimizi görebiliyoruz. Burada bildirimin çok yüksek etkileri olmayacağı için daha küçük bir etkisi olduğu için hemen geçiş sağlıyorum bunları. Hepsinin üzerine hissesel olarak gitmemize gerek yok diye. Devam ediyorum şöyle Carrefour'sa tarafında bir bildirim var. Daha büyük bildirimleri TradingView ekranları tarafından inceleyelim istiyorum. Zaten hisse senedi analizlerimizi, portföy önerilerimizi işte haftalık, aylık bazda hisse senedi incelemelerimize vesaire katılmak istiyorsanız katıl tarafına katılabilirsiniz. Bazı zamanlarda katılalı daha fazla bazı zamanlarda daha az video geliyor. Bunun kararı biraz bana ait oluyor. Çünkü ee, piyasaların o zamanki gidişatına göre bir yorum yapmak istiyorum. Yani düşüş yönlü bir piyasa hakim olacağını düşünüyorsam o sıra haftalık bazda iyi kar getirebileceğini düşündüğüm hisseleri analiz etmiyorum. Çünkü akıntıya karşı kürek çekmek olmuş oluyor. Veya işte bir portföy analizi portföy incelemesi gerçekleştirecek bir portföy hazırlayacaksak yükseliş başlamaya yakınken bunları hazırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden katıl İçerisinde çok ciddi çok faydalı bilgiler var ama geliş hızları bana ait oluyor. Hemen Carrefourza tarafına baktığımızda payları %35.04'den %34.98'e bir iniş olduğunu yine çok yüksek bir etki olmayacağı için grafiğine de geçmediğimizi görüyoruz Carrefourza tarafında. Şöyle hemen aşağı geldiğimizde yine bugünün grafikleri içerisinde Reis Aşı görüyoruz. Şöyle hemen pdf'ini direkt açalım. Reis Aşı taşımacılık ve lojistik ticaret Egemen Deven adlı kişiden %7.2 olan payların %7.3 olduğunu görebiliyoruz. Reis Aşı tarafında bu biraz daha etki verebileceğini düşünüyorum. Çünkü reas içerisinde bu alımlar sürekli ve devamlı olarak devam ediyor. Yani mesela Carrefour gibi bir önceki izlediğimiz hisselerde gördüğümüz hisselerdeki gibi tek bir bildirim gelip ondan sonra geri çıkma söz konusu olmuyor. Reas'ta bu uzun süre devam ediyor. Bunu görebiliyoruz. Şu an baktığımızda Wave Trend'de Directional Movement Index'le bir al konumunda ve üstel hareketli ortalamanın da üzerinde ilerlediğimizi görebiliyoruz bu şartlarda. Hemen aşağı doğru devam ediyorum. Bugünün son bildirimi olan Arsan'a bakıyoruz. Bunun üzerine tabii ki bildirim eklenebilir. Ben saat 2 itibariyle bu videoyu çekiyorum. 6 itibariyle yayınlayacağım. Araya editler girdiği için ama normalde iki itibariyle bu videoyu yayınlıyorum. Özür diliyorum çekiyorum. Bu yüzden araya yeni bildirimler girebilir. Onları da bir sonraki videomuzda veya topluluk kısmından paylaşıyor olurum. Veya Telegram kısmından da sizlere yine ekliyor olabilirim. O yüzden mutlaka Telegram'a da katılmayı unutmayın. Hemen geldiğimizde Arsan Tekstil Ticaret ve Aşı Alişan Arıkan yönetim kurulu başkanı olduğunda kendisini görüyoruz. Aşağı geldiğimizde 8.88 olan payları 8.98'e çıkarttığını bu noktada görebiliyoruz. Son olarak bir de Arsan tarafına bir bakış yapalım ve videomuzun sonuna gelmiş olalım. Şimdi Arsan tarafına geldiğimizde ise öncelikle uzun süredir yani 10 Mayıs itibariyle bir satış baskısı yönünde hareketli olduğunu görebiliyoruz. Burada görece bir 3 wave trend sinyali oluşmuş. Yani sanki buralardan artık al sinyali başlayabilir gibi. Directional Movement Index hala kararsız. Göreceli güç endeksi bir miktar para girişi olduğunu söylüyor. Ben görüşüme göre göreceli güç endeksinin 50'ler seviyesine gelene kadar tam net olarak işleme girmenin e, güvenli olduğunu düşünmüyorum. Üstel hareketli ortalamaya baktığımızda bize sinyal olarak 3.80'leri veriyor diyebilirim. Yani 3.80 üzerinde 2 kapanış olursa hisse artık başlıyor diyebiliriz biraz yukarı yönlü harekete. Belki şurada ilk etapta %4.08'lerle %7'lik bir kar marjı verebilir gibi duruyor ama mutlaka bu üstü hareketli ortalamanın üzerinde kapanış. Bu kapanışlar gerçekleşirken de göreceli güç endeksine para girişinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Baktığımızda bugün içerisinde oluşan yeni bildirimler olmadığını görüyorum. Yine önümüzdeki süreç içerisinde bu tip patron alım satımlarını işlemeye devam edeceğiz. Şu ara çok gördüğümüz gibi birkaç hisse haricinde çok kuvvetli bir yüzdesel alım olduğunu görmüyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve zil bildirimini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.